Geç. Geç, 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 geç. Aç bakayım çantayı. Aç, 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 aç. Nedir bu? Dolma. Niye? Piknike mi geldin oğlum? Anam koymuş. Yasak. İçeri yiyecek sokmak yasak. Cezası var. Ama burada yer bitirim diyorsan ona bir şey diyemem. Ama bu çok. O zaman sen şunları ağzına at. Gel. Ha? Biz gerisini gereken makama teslim ederiz. Mahmut abi yine mi? Ama bu sefer iki gün. Mahmut abi sen bu gidişle benim çocuklarımla askerlik yaparsın ha. İnşallah. İbo. Kaba yemek koymayı unutma ha. Olur Mahmut abi unutma. Sırada. Ye. Ye. Öküz. Sen düşersin benim elime. Karşımda safta toplan, marş marş! Koşsanıza lan! Koş! Çanta bırakılacak! Bırak! Dirsek temas aralığı hizaya gel! İleri bak! Alay pozisyonu al! Bu bir emirdir asker! Çal asker! Alay çekilecek! Çek! Hepiniz acemi birinizde en iyi eğitimleri alıp usta askerler olarak buraya geldiniz. Halay kesilecek! Kes! Güne oynaya geldiniz bu asker ocağından. Hepiniz güne oynaya gideceksiniz. Biralar sizin mi beyler? Benim. Birader ağzınla kuş tutsan unut Eylül'ü. Ay bu sefer kesin sıçtı ağzıma ya. Gençler kimlikleri alalım. Aracı aldık tamam. Şahıs asker kaçağıymış amirim. Herkese götürüyoruz. Girin kayıtlarınızı yaptırın. Emredersiniz komutanım. Duymadım asker. Emredersiniz komutanım. Ya Mahmut abi, hücre cezası alıp da senin kadar keyfe gelen bir adam daha görmedim. Hücre deyip geçme oğlum. Yatağı var, döşeği var. Yemek, su, iş güç de yok. Kıymet bilin, kıymet. Ya git işine Mahmut abi ya. Hücrenin yatağından ne olur? Gel hele Mahmut abi en iyi. Gel, gel, gel. Magazin dünyasının ünlü simaları birbirinden şık kıyafetleriyle filmin galasında yerlerini aldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde onları bir de sürpriz bekliyor. Ama her gün haber var. Adalet Bakanlığı'nın talebi... Lan memleketten bir haberimiz olsun be. ...alınamayacağı gerekçesiyle Aydın'a nakledi. Adana'da cinnet getiren F.A. evinde bulundurduğu ruhsatsız pompalı tüfeğiyle eşini ve 3 çocuğunu vurduktan sonra polislere teslim oldu. Çocukları olay yerinde can verirken eşi G.A. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uşaklar günah duyuyor. Gariplerin ne kadar yemeği varsa hepsini almış gelmişsiniz ya. Hocam yanağında soğan kalmış yalnız. Onlar evlerinde yiyip gelmişlerdir. Kursağımız ev yemeği girmeyeli aylar oldu be. Anam bu dolmaları serçe parmağım gibi sarardı be. Okuyan oğlan günah sokacaktı beni buraya. Yani kardeş şu yemeğin yüzsün ya, bir de tatlı olacak var ya, ne giderdi be? Ya vardı oğlum, vardı. Ev baklavası vardı. Gözümün önünde hepsini yedi dana. Neyse ben kaçtım. Nöbetçi subay devreye atar birazdan. Hocam sen buraya gidin, ben gidiyorum. Yeni gelen askerler bir adım öne çıksın. Nereyesin asker? Mülayim Kesik, İstanbul Emniyet Komutanım. Söyle bakalım, kime kesiksin mülayim? Kimseye komutanım. Delikanlıdan birine kesik olur ya. Sen delikanlı değil misin? Kesik mülayim. Delikanlıyım komutanım. Delikanlı adam bu donu giyer mi asker? Giyinmez komutanım. Peki bu don ne? Doygoya mı geldin askere? Bu donla mı kurşun sıkacaksın düşmana? Bu donla mı bekleyeceksin vatanım? Mülayim kesik yat. Emredersiniz komutanım. Sürün. Kalk arkadaşım, kalk. Taşak geçiyorlar sizinle. Sıçtın, hoş geldin şakasının içine. Götür komutanın odasına, bırak üniformasını. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teslim olmaya geldim. Niye? Katil misin? Tövbe haşa, o nasıl laf? Ben askerlik için kardeş. Anladık be oğlum, geyik yapıyoruz. He. Nereden geliyorsun hemşerim? Ağrı, Patnos. İyi, geç hadi. İyi nöbetler. Ya kardeş, bir şey soracağım da. Şimdi siz eskisiniz, bilirsiniz. Benim çavuş olmam için ne yapmam lazım? Acemimdeyken onbaşı oldun mu? Yok. Lise mezunu musun? Yok. Ha, o zaman hızlı koşman lazım. Hızlı koşmak? Ha, hızlı koşsan yeter. Zaten onlar fark edip seni çavuş yapar. Kimseye söylemem ha. Yoksa sikini sallasan çavuşa çarpar. Tamam tamam, kimseye söylemem. Hızlı koşacağım mıdır he? Hızlı koşacaksın. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Çok acayip. Allah razı olsun toprağım. Sağ olasın. İyi nöbetler. Sağ olasın. Hızlı koşacağım mıdır? Hızlı koş. Oğlum, ne
Ne kafa buluyorsun lan çocukla? Senle mi kafa bulayım lan? Çık. Yarın içtimadan sonra yanıma gel. Yine kibritle mi gelin komutanım? Kibritle gel. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Eyvallah canım benim. Nerelisin sen? Ağrı. Neresinden? Patnos. Gerçek. He. Ben de Akyemişliyim ha. Hadi canım. Bir şey lazım olursa beni bul hemşe. Eyvallah toprağım. Allah razı olsun toprağım. Sıradaki. Afiyet olsun. Sizin masa şurası torun. Burası dedelerinin masası. Kusura kalma toprağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol! Afiyet olsun komutanım. Sana da. Şafak kaç? Üç komutanım. Buldun mu yerini birini? Yok komutanım. Yeni gelen torunların içinden bakacağım artık. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun torunlar. Sağ ol. Siz komutan mısınız? Evine dönmesine 3 gün kalmış bir asker. Bize de bundan verecekler mi? Tabii verecekler. Telsiz verecekler. Belinize birer baretle tabanca, son model bir araba, güneş gözlükleri. Miami'ye hoş geldiniz beyler. Şakalar şaka. Paşanın habercisiyim ben. Paşa derken? Buradaki en büyük komutan. General. Tuğ general. Bu arada dün gece için teşekkürler. Yani sen gelmeseydin maymun olmaya devam edecektik. Aslında adettir. Yeni gelen askerleri bu hep yapılır. Da bokunu çıkarmışlardı. 80-10, 81-10. 80-10 dinlemede. Yine bir ceylan çek. Anlaşıldı 81-10. İdadiler beyler. Ceylan mı çekecek o? Devran telsiz kodu o. Yani acil arabayı hazırla demek. He. Yani Ceylan araba demek he. Sucuk yok mu? Ay şu sofrada bir eksik buldun ya. Bravo paşam. Karargah bölüğü 2 astsubay 115 er ve erbaş ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Günaydın asker. Sağ ol. Yine geçebilirsin. Murat. Burada. Beni rahatla dinleyin. Burada. Hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. Askerlik illa cephede göğüs göğüse çarpışmak değildir. Şükredelim ki ülkemiz şu anda bir savaş içinde değil. Burada yapacağınız her iş tuvalet temizlemek dahil vatana hizmettir. İşinizi Devran ne kadar iyi yaparsanız vatanınızı o kadar çok seviyorsunuz demektir. Bu yüzden eğitim onlar Devran. Size verilen emirleri hatasız yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım.
Şimdi komutanlarınız aranıza görev dağılımı yapacak. Emir komutan Selim Asubayınızda. Cenk Kırtaş. Emredin komutanım. Acemi birliğinde santral ve muhabire eğitimi almışsın. Evet komutanım. Güzel. Santraldesin. Emredersiniz komutanım. Dönük. Aranızda sivil hayatında berberlik yapmış olan var mı? Ne iş verirseler yap. Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Güzel. Berberhanedesin. Emredersiniz komutanım. Emir komuta İbrahim Çavuşunuzda. Tadilat için 3 kişi lazım. Burası Acemi Birliği değil. Burada paşa var. Biliyorum paşayı. En büyük komutan. İşte. O en büyük komutanın hattını düşürürsen, hatta bekletirsen hayatın boyunca kullanacağın en teknolojik alet televizyon kumandası olur. Bütün komutanların dahili numaraları bu listede. Kısa sürede ezberlemeye bak. Hadi bakalım yap siftahı. Jandarma Bölge Komutanlığı. Emredersiniz komutanım. Hemen bağlıyorum. Hadi lan oyalanmayın. Öğlene kadar bitecek burası. Zamanında ben ne çok yaptım. Askerliğiniz çok. Bu saatten sonra ben yapacak değilim. 790, 791, 792, 793, 794, 795. Ne olan kibritçi? Yine nöbetler adana mı geldin? Yok arkadaş. Bak bu adam insan değil ha. Sigarayı yakıyorum. İlk fırtı çekmeden tepemde bitiyor. Adam topraktan çıkıyor sanki. Bu yavşak radara geliyor. Biz de güneşin başında bunu kontrol ediyoruz. Cezayı o mu yiyor? Ben mi anlamadım anasını satayım? Bu sefer nereye kadar ölçecekmişsin? Bak şu 24 numaralı nöbet kulübesini görüyor musun? He, yok. Ha? Oraya kadar işte. Siki tutmuşsun sen arkadaş. Hele şu kibriti ver. Ben seni tutmayayım yolun uzun. Hadi kolay gelsin. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol. Kaçta kalmıştık kardeş? Bana mı soruyorsun lan? Bana bak bu oğlum. Zaten güneş geçmiş çatıma. Madem saymıyorsun, nesi kime duruyorsun lan başında o zaman sen? Nöbetçi değil misin? Lan ben senin kibritini mi sayıyorum? Beynim açlanmış zaten. Ya ben senin arkadaş kereta götüne koyayım, değil mi başa dön? Bitmez bu askerlik böyle arkadaş. Oğlum niye başından beri saymıyorsun? Başında bekliyorum, say bari ya. Ceza senin, sen sayacaksın. Ben başında duracağım. Arkadaş saymazsan en başa döneriz işte. Tekrar tekrar başa dönüyoruz şu an ya. Öğle yemeğinde hepinizi çok iştahlı gördüm gençler. Şimdi onları eritme zamanı. İlk önce 5 kilometre koşacağız. Buradaki kural, sizinle koştuğumuz ilk koşuda en iyi dereceyi kim yaptıysa bir sonraki koşuda bütün bölük en az o sürede koşacak. Mantık mı? Mantık, içimizden biri Everest'e tırmanabiliyorsa hepimiz tırmanabiliriz. O yavşağın 4 kolu yoksa eğer. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. İbo, durdur şu manyağı. Komutanım, 3 arkadaşımız onu yakalayacak diye telef oldular. Bölüğün arkasından geliyorlar. Durdurun diyorum İbo. Vuralım komutanım, bu manyak ancak öyle durur. Senin hemşeri kereta göt. Asker! Yavaşla asker! Ağrılı! Bu bir birlik!
Kovalayan mı var lan? Yok komutanım. E ne demeyi o zaman götüne biber çalınmış beygir gibi en önden koşturuyorsun? Koşmamızı siz emrettiniz komutanım. Ulan koş dedik koş. Uç demedik. Sağ olun komutanım. Topu siktiğini bilin.